Sevgili arkadaşlarım, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün çok güzel bir yerdeyim. Tamı tamına 700 metrekare bahçesi olan ve 2 kat imarlı köy evinin içerisindeyim. 110 metrekare, 2 ayrı daire, altlı üstü 111'i, 111'i. Çok güzel. Geçelim. Ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Şöyle geçiyoruz. Gördüğünüz gibi evimizin bu şekilde ön tarafı çevrili. Yerler kaldırım. Buradan da böyle kapısından da içeri giriyoruz. Şöyle bir önce bir bahçeyi de takdim edeyim sizlere. Böyle kocaman bir bahçesi var. Gerçekten yerimiz harika. Elektrik, suyu bağlı, oturulabilir durumda. Yatağı, yorganı alıp geleceksiniz. Arkada da böyle kocaman bir bahçeniz var. Buraya da çeşitli böyle ceviz ağacı ekmişler, nar ekmişler, şeftali ekmişler. Şu an yerimizin içerisinde ve sınırlarında ilerliyorum. Gerçekten şuradan da arka girişimiz, yerimizde burası. Görüyorsunuz. Muhteşem bir konumda. Böyle içerisinde zeytin ağaçları var. Erik ağacı var. Hünnap mı diyorlar buna da? Hünnap diyorlar herhalde. Yer gerçekten fevkulade. Ötesi. Güzel. Böyle elma ağacı var, zeytin var. Bahçemizin öbür sınırda ceviz var. Buraya kadar geliyor. Görüyorsunuz bahçemizin de. Yer gerçekten harika. Sıcak su var. İki katlı. Üst katı kullanılmıyor, boş duruyor. Alt katta kalıyorlar. Buradan da böyle girişi var. Şöyle bakın. Geldik. Bu şekilde de buradan bahçenize çıkabiliyorsunuz. Burada da selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Amca maşallah çok güzel yapmışsın. Bu odunları böyle süp yapmışsın. Aç da kapıyı, şöyle bir içeriden de bir görelim bakalım. Ev sahibimiz de amcamız. Buraya da böyle çilek ekmiş bahçeye. Çilekleri de var. Kapımızı da. Burası dediğim gibi 700 metrekare arsa üzerinde. 110 metrekare. 2 katlı. Manyas Salur kasabası. Şöyle bismillah girdik içeri. Maşallah maşallah, evimiz çok ferah, geniş, görüyorsunuz. Gerçekten yerimiz güzel, onu söyleyeyim. Ferah, 110 metrekare bir köy evi bahçesi. Odamızın burası salon. Çok doğru mu? Dur amcacığım, ben şey yapayım, takdim edeyim. Evet, çok geniş ya. Burada da böyle kocaman bir koy var. Burada ırdavatlık, burası banyo, tuvalet olarak. Burası da bu şekilde yatak odası. Geniş odalar, gerçekten geniş. Burası da böyle ırdavatlık yine. Evet, aynen şey yapmış. Buradan da arka balkona da çıkabiliyorsunuz bu şekilde yerinize. Gördünüz. Burası çok büyük bir belediye. Daha önce belediyelikti. Tabii Balıkesir büyükşehir olduktan sonra belediye statüsünden kalktı, mahalle oldu. Burası da mutfağı. Gerçekten güzel.
Yani fiyatı buradan hep bakıyorsunuz 700 metre, 800 metrekare böyle arsa fiyatlarına göre burasının üst katta çıkalım amca. Yedim 700-800 metrekare yerlere göre fiyatları buranın gerçekten açıklamalar bölümünde yazacağım. Burası ne? Oturma odası. Ha, burada da bir oda var. Evet. Evet, oturma odası. Buradan da balkona çıkıyoruz değil mi? Ön balkona çıkıyoruz. Burada da bir oda var. Bu şekilde. Evet, buradan da. Evet, kış balkonu diyelim buna. Önü de bu şekilde. Girişiniz de burada. Maşallah. Yakası aynı. Bunun aynısı, yanısı yakası. Üstü de aynısı değil mi? Aynı. Tamam, biz gene de oraya bir çıkalım. İzleyicilerimiz görsün. Bu inşaat halinde mi? Tabii inşaat halinde. Ta şey olacak, anladım, biliyorum. Şöyle yapalım. Ben çıkalım. Tamam, ben çıkarım. Ben çıkarım. Şöyle. Terliklerimiz de gitti. Amcamın ayakkabısını giyeyim bari ben. Evet. Ha, üst tarafı şey olacak. İnşaat. Tadilat o. Çatısı var. Çatılı aynı zamanda, onu söyleyeyim. Onu da göstereyim. Hani kim izleyicilerimiz çatısı yok der. Çatı var. Üst kat kabası bitmiş. Hemen hemen bir ince sıvası olacak. Buradan. Gerçekten. İnşaat yine aynı şekilde ferah bir maşallah ya, çok geniş odalar, çok geniş, gerçekten çok geniş köy sarayı, gerçekten köyde bir saray, onu söyleyeyim. Bu da bahçeniz, yine bu şekilde gösteriyorum köy sarayı ya. Evet. Buradan da yine üst katında balkonu var. Balkona çıkıyorsunuz. Evet, yine burada da aynı şekilde buradan bir, şuradan da şöyle inelim. Görüyorsunuz böyle de kapıdan da içeri girelim tekrardan. Bu ne? Bu ne abi? Çiçek. Kaktüs mü? Evet. Kaktüs değil mi bu? Bunu böyle ellediğimde battı mı çıkmıyor biliyor musun? Batıyor değil mi? Mehmet Ali amca da batıyor diyor. Şöyle bir daha gezelim. Bu odunları vermiyorsun değil mi bize? Niye abi? Ben alana odunları vermeyeceğim. Ha, satılırsa vereceğim. odunlarla birlikte Mehmet Ali amca diyor ki vereceğim diyor. Odunlarla birlikte. Maşallah bunları böyle Şimdi şey yapmış, çıra gibi. Kömür var, kömür. İnce ince de böyle şey yapmış, kömürüyle odunuyla adamcağız Mehmet Ali amca bırakacağım diyor. Bu eyvallah, çok güzel. Hani ben açık konuşmak gerekirse bunun sağ soğanı, marul hepsini bırakacak. Mehmet Ali amcamız. Yerimiz güzel. Ha, gördük onları. İzleyicilerimiz gördü. Gördük, gördük. He, sağ soğanı hepsini bırakacak. Ceket alıp gidecek buradan. Ya yani içeriden eşyadan birkaç parça bir şey alır tabii ki. Bunu da veririm. Tamam, kazmayı, küre hepsini bu şekilde verecek Mehmet Ali amcamız. Sevgili izleyicilerim, çok güzel bir yer tanıtımını gerçekleşmiş bulunmaktayım. Balıkesir, Manyas, Salur kasabasında tamına 700 metrekare arsası olan, tapuda da betonarme ev diye geçen bir yerin tanıtımını yapmış bulunmaktayım. Yerimiz Manyas'a. Manyas'a kaç kilometre burası? 7 kilometre. Manyas'a 7 kilometre. Gönen'e? 20. Gönen'e de 20 kilometre mesafede. Büyük. Kaç nüfusu var buranın? 1000, 2000. 1000, 2000, 3000. Daha önce belediyelikti değil mi? Şimdi kapandı. Kapandı. Daha önce belediyelikti. Manyas'a bağlı. Manyas'a bağlandı diyor.
Gerçekten hani güzel. 110 metrekarede. 110 metrekare. Birinci kat 110 metrekare, ikinci kat. Toplam 220 metrekare oturulabilir alana sahip. Böyle de burada kurulumunuz var, kuraklığınız var. Kazmanız, kuraklığınız var. 8 metre kuruluk. Ha evet. 4'e 8. Kaç? 4'e 8. 4'e 8 kuruluğu da var. Gerçekten burası çok güzel. Telefon numaralarımız 0532 067 09 39. Köy Köşkü. Köy Köşkü diyebiliriz ya buraya. Köyde köşk. Yani, yani gerçekten. Bunda bir aynen. Bunda bir yeri yok. Evet. Onun için açıklamalar bölümünde de fiyatı yazacağım değerli dostlarım. Bakalım burası kime kısmet olacak. Görüşmek üzere. Bir 10 dakika beni izlediniz. Hakkımız geçmiştir. Hakkınızı helal ediniz. Şöyle bir bay bay yapalım seninle de. Değil mi? Allah'a emanetsiniz. Sağ olun. Var olun.